İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz web sayfasında olan kontakt form oluşturmadır. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepiniz bu dönemleri çok iyi, verimli geçiriyorsunuzdur. Ben de elimden geldiğince faydalı olabilecek konuları ele almaya çalışıyorum. Ve sizinle daha fazla iletişimde olmaya çalışıyorum. Şimdi isterseniz hemen konumuza geçelim. Pegasus.com sitesinden kontak form için böyle bir fotoğraf indirdim, ofis fotoğrafı indirdim. Bizim kontak formumuz nasıl olacak? Ekranın orta tarafında yer alacak ve opasitesi biraz düşük olacak, yani biraz şeffaf olacak arka planı. Basit bir form olmayacak, biraz hareket katmak istedim, biraz animasyon katacağım forma. Şöyle ki, seksiyonlar olacak, işte isim, soyad, e-mail, cep telefonu, subject ve text area konusu şey olacak, bölümler olacak ve en altta bir tane buton olacak. Bu her bir seksiyonun üstünde işte name, surname, e-mail olacak ve üstüne tıkladığımda label'lar biraz yukarıya doğru animasyon yapacak. Yani biraz yukarıya doğru hareket edecek. Ve o bölüm valid olduğu zaman o label yukarıda kalacak veyahut da o section'da bir şey yoksa, boşsa o section tekrar aşağıya gelecek label ve yerine oturacak. İsterseniz hemen başlayalım ve yolda giderken oluşabilecek hataları ele alalım ve düzeltmeye çalışalım. Yanlışlıkla Visual Studio kodumu kapattım. Fotoğrafımız böyleydi. Bakayım kendimi kaydediyor muyum? Kaydediyoruz. Güzel, kayıttayız. Ben burada mıyım? Ben de buradayım. Evet, başlayabiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Şuraya dışarıya tıklıyoruz. JavaScript kullanmayacağım kesinlikle. HTML ve style.css iki tane dosya kullanacağım. CSS ve HTML taraflı olacak yani. Hemen biçimlendirmemizi yapalım. index.html dosyası olacak temel olarak. Bir tane de style.css oluşturalım. style.css. Şimdi HTML dosyamızın içine gelelim ve standart biçimlendirmemizi yapalım. Link CSS. Evet, veriyoruz buraya. Evet, buna ne diyelim? Title'ımıza da kontakt form. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı sakın unutmayın ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bana çok yardımcı olacaksınız. Teşekkür ederim. Videolar daha çok insana ulaşırsa daha mutlu olurum. Çünkü faydalı konuları anlatıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi form oluşturuyoruz bir tane buraya. Action'ı hiçbir şey yapalım. Action'ı bırakalım şimdilik. Boş kalsın. Ve burada ne oluşturuyoruz? Hemen kodlama bakayım. Bir tane label oluşturuyoruz. Label diyoruz. Label. For diyor burada. Yani hangisi için olsun bu label? Name section'ı için olsun diyoruz. Bunun içerisinde bir tane input oluşturacağız. Type text olsun. Ne olsun ondan sonra? Name'i de name olsun. Çünkü bu label name label'ı içinde. Required true olsun burada. Required true olsun. Ondan sonra buraya ne oluşturuyoruz? Bir tane span oluşturuyoruz. Hepsini anlatacağım niye oluşturuyorum bunları. Span. Bu span'ın içinde de name label olsun. Ondan sonra bunun ardından bir tane span'ın içerisine bir tane ne oluşturuyoruz? Div oluşturuyoruz ve class'ına şunun içerisine div class underline diyorum. Underline diyorum ve basıyorum. Evet, buradan biçimlendirmemizi yaptık. Şimdi bu section'u buradan alıp
4 defa daha tekrarlayacağım. Surname olacak, cep telefonu numarası olacak ve subject olacak. Bir tane de text array ve button array'ımız olacak. Onları da oluşturalım. Şimdi 1, 2, 3, 4 diyorum. Buraya geliyorum, isimlendirmeleri değiştiriyorum. Burası surname olacak. Text array true olacak. Her şey aynı kalıyor. Buraya surname diyorum. Buraya neydi? Phone diyelim buraya. Phone diyelim. Phone number olsun. Burası ne olsun? E-mail olsun. Burada ne olsun? E-mail olsun. Burada da subject olsun. Burada formumuzun subject kısmı olsun. Subject'tir burası. Ondan sonra bunlar bittikten sonra bir tane text array yapacağız şuraya. Şu label'ın dışına hemen geliyoruz. Basıyoruz hemen altına. Şu biraz yukarıya gelin ki daha iyi gözüksün diye. Ve buraya bir tane text array oluşturuyoruz ki o text array'ın içerisinde bizim kontak formumuzun ne yazmak istediğimizin mesajımızı yazabileceğimiz bir alan olacak. Text array diyoruz buraya. Name ve ID'yi şimdi siliyorum. Çünkü hiçbir şey yapmayacağım bunlarla. Bunun altında da bir tane text array'ın altına bir tane buton yapacağım. Bir tane input diyorum buraya. Input type'ı button olsun. Value'su da submit olsun. Value dediği şey yani o buton içerisinde ne yazacağını gösteriyor ekranın üstünde. Submit diyoruz. Ve save'e basıyoruz. Ve şimdilik ne elde ettiğimizi bir görelim. Open with live server diyoruz. Böyle çirkin bir şey elde ediyoruz şimdilik. Aşağı indireyim. Şöyle kalsın. Bu çirkin ördeği bize bir kuvvete dönüştürelim. Şuraya geliyorum. Hemen biçimlendirmemizi de başlayalım. CSS dosyamızın içinde. Standart biçimlendirmeleri yapıyoruz. Margin 0. Padding 0. Box sizing, border box diyoruz. Save edelim. Body kısmına gelelim ve burada biraz biçimlendirmelere başlayalım. Body kısmına geldik. Ne diyoruz? Şu videoyu silelim. Min height. Min height 100, view height diyorum. Background'u fotoğrafımız olacak, ofis fotoğrafı olacak. URL neredeydi? Nokta slash image ve ofis fotoğrafı olacak. No repeat olacak. İsterseniz şuraya da bir yandan açalım, ne elde ettiğimizi görelim. Şöyle koyalım. Şöyle de formumuzu koyalım. Şu anda hiçbir şey gözükmüyor çünkü background size diyorum. Cover diyeceğim buraya. Save ettikten sonra biraz daha bir şeyler gözükme belirlemeye başladı. Background position'u da center diyeceğim. Center dedikten sonra biraz daha iyi bir şeyler oluyor. Color'da şimdilik white diyelim buraya. Güzel. Şimdi name, surname, email, subject dedik. Bunu artık aşağı indiriyorum. Şunu biraz büyütüyorum ve Google Font'tan güzel bir font bulacağız. Dersin sonunda ve böylece güzel bir biçimlendirme yapacağız. Şimdi
gelelim form kısmına artık ve formu biraz biçimlendirelim. Form tag'i diye aldım. Form tag'in içerisinde ne olacak? Position diyorum. Position absolute olacak. Absolute olduktan sonra bakayım kendimizi kaydediyor muyuz? Kaydediyoruz. Güzel, iyi yoldayız. Top %50. Ekran ortasına gelebilmesi için de %50. Transform. Hepsini buradan buluyorum. Translate, her şey hazır geliyor. Autocomplete'le. -%50. Virgül. -%50. X ve Y aksisini tam ortalıyoruz formu. Çünkü top ve left sırf yetmiyor. Biraz çünkü yine bir hafif olarak sağa doğru bir kayma yapıyor. Ama transform ve translate yaptıktan sonra tam ortaya oturuyor form. Ondan sonra ne diyoruz? Display flex dedik. Display flex. Niye flex yapıyorum? Çünkü burada şu label kısmıyla input arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak için, yani flex, display flex yaptıktan sonra flex direction'da column vereceğim ve böylece daha sonra label'lara position absolute vererek input kontrolünün üstüne gelecek ve böylece onun kontrolünü daha kolay sağlayabileceğim. Şimdi şöyle bir yana alayım. Bakalım ne olacak. Ne diyorduk? Flex direction column diyoruz buraya. Flex direction column. Ve böylece hepsi yine yerli yerine oturdu. Minimum width. Minimum width diyeceğim buraya. Every view height olacak. Güzel. Height'i de ne olsun? 60 view height olsun. Güzel. Padding 1 RAM olsun. Bu da güzel. Border radius 10 piksel vereceğim. Yani şu formun köşelerini biraz yuvarlatacağım, böyle keskin olmayacak. 10 piksel olsun. Şimdi background dedik buraya. Background RGBA. .0.0.0.05 dedik. Güzel. Ben buraya font family demişim ama fontları ben Google Font'tan bulacağım. Onları biçimlendireceğim. Font weight bold, biraz yani yazıları biraz kalın yapacağım. Tabii şimdilik hiçbir şey gözükmüyor. Font size da ne diyoruz buraya? 1.3 RAM vereceğim. Biraz büyüteceğim yazıyı. Daha sonra ne kaldı geriye? Bakalım. Overflow hidden. Overflow niye hidden verdiğimi de söyleyeyim size. Overflow hidden vermemizin sebebi, her section üstüne tıkladığımızda formun sol tarafından sağ tarafına doğru bir tane çizgi gelecek. Her section'un, ilgili section'un altına. Yani böyle biraz hafif bir animasyon katacağım. Onu da nasıl yapacağımızı görelim. İleriki zamanlarda. Şimdi formun içerisindeki input'ları alıyorum. Ve bunları biraz biçimlendiriyorum. Biraz daha yukarıya geleyim. Padding 0.5 RAM diyorum. Outline non olsun. Yani üstüne tıkladığımda herhangi bir dış çizgi getirmesin. Yani şöyle tıkladığımda şu çizgiler gözükmesin burada. Şu çizgin çizgiler gözükmesin. Outline non diyeceğim. Save diyorum. Bakın biraz biçimlendi. Artık her tıkladığımda şurada gelmiyor. Bu tekst araya sonra biçimlendireceğim. Ama burada geliyordu eskiden. Şimdi gelmiyor. Başka ne diyoruz buraya? Border none diyoruz.
Pokemon dedikten sonra çizgiler de kayboldu. Yani sınır çizgisi yok burada. Cursor pointer olsun. Her ilgi seksiyon üstüne geldiğimde şöyle el çıkarsın. El işareti çıkarsın. Ondan sonra ne diyoruz? Pointer'den sonra Heidi %80 olsun. Evet, biraz daha iyi oturdu. Burada ne olsun başka? Wiki'de %100 olsun. Yani formun tamamını kaplasın. Güzel. Daha sonra font size. Font size 1.2'de. Verdik. Üstteki font size galiba sileceğim. Background tone diyorum. Yani şeffaf olacak. Şu beyaz kısımlar olmayacak. Her input'un arkasında. Evet, yok ettim bunu da. Border. Bottom. Ne olsun? Her ilgili böyle çünkü şimdi hiçbir şey gözükmediği için biraz çirkin gözüküyor. One pixel solid white diyeceğim. Ve save ettim. Güzel oldu. Böylece daha güzel oldu. Color'u da white mi diyoruz? Çünkü niye white diyoruz? Çünkü burada gördüğünüz gibi yazılar siyah. Burada color'u da white dedikten sonra ilgili inputların içerisindeki bütün yazılar beyaz olacak. Güzel. Şimdi geldik underline divin içerisindeki underline class'lı divi isimlendirmeye. Position absolute diyorum buna. Width'i %100. Özür dilerim. Height'i ne kadar vermişim? 5 piksel olacak. Left eksi %110 olacak. Şimdi göreceksiniz ne demek istediğimi. Yani formun dışına çıkarıyorum. İyicenin sol tarafına çıkarıyorum. Ve orada bekleyecek. Ben tıklayana kadar. Top 50% diyorum. Ondan sonra margin top, biraz da bunu da biçimlendireceğim. Margin top ne kadar veriyoruz buraya? 9 piksel diyorum. Background'un da background ne diyoruz? RGBA red, green, blue ve alfa değerlerini 255 255 255, yani beyaz olacak ve alfa değeri 0.8 olacak. Save ettim. Transition, biraz da transition verelim. Transition'u da 0.5 second ease diyeceğim ve save edeceğim. Gördüğünüz gibi şimdilik hiçbir şey görmüyoruz. Şu formun kirden kısmını iki tane çizgiyle kapattıktan sonra etkisiz hale getiriyoruz. Ve şurada gördüğünüz gibi bir tane çizgi belirdi. Güzel. Ama geri geliyorum ve underline her tarafa verdiğimizden emin olmak istiyorum. Underline verdik mi? Verdik. Şöyle verdik mi? Verdik. Underline, underline, underline. Her tarafa underline gelmiş. Güzel.
Şimdi sıra neye geldi? Text form biçimlendirmeye geldi. Şunu biraz aşağı alıyorum. Ve text formumuzu biraz biçimlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi subject'in üstüne yapışmış durumda. Form diyorum. Neyi alıyorum? Text araya. Text araya alıyoruz. Buraya margin top diyoruz. Ne kadar olacak? 10 piksel olacak. Height'i ne olsun? 30. View height olsun. Güzel. Outline 10 olsun. Buradaki outline'ı kaybettikten sonra yani üstüne tıkladığımızda herhangi bir dış çizgi gözükmeyiz. Padding'ini de şöyle biraz kolu biraz daha yukarı alayım. Çünkü çok aşağıya kayıyor her şey. 0.5 rem olsun. Seyrettikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Cursor yine pointer olsun burada. Font dedik. Font weight bold olsun. Font weight bold olsun. Font size font size'ımızı da 1.2 rem vereyim. Güzel. Şuraya biraz da border verelim. Border dış biraz hafif bir beyaz bir şey olsun. Çizgisi olsun. 1 pixel olsun. Solid RGBA 255 beyaz olsun. 0.5'te opasitesi olsun. Alfa değeri öyle olsun. Evet. Border radyosunu da biraz 5 piksel verelim. Background'u da non diyelim buraya. Save edelim. Evet, biraz daha iyi oldu. Ama bu butonun işi bozuyor biraz. Şunu da biçimlendikten sonra her şey daha yerine oturacak. Color da white olsun. Yani yazı karakterleri hepsi içerisinde white olsun. Save ettim. Bakayım. Evet, iyi. Şimdi başka label'a geldi sıra. Label'ı biçimlendirmeye geldi. Bu arada ben kendimi kaydediyor muyum? Evet, kaydediyorum. Kaç dakika olmuş? 23 dakikadır bir şeyler anlatıyorum. Güzel. Label. Evet. Label. Position relative diyeceğim buraya. Position relative diyorum. Height. Height ne diyoruz buraya? 60 piksel diyorum. Save ediyorum. Genişliği de ne olsun? %100 mü olsun? %100'müş. Padding'ini de biraz veriyorum. 0.2 rem olacak şekilde. Margin top da 10 piksel olsun. Güzel, her şey biraz açıldı. Margin bottom da vereyim biraz. Margin bottom vereyim. 10 piksel. Evet, biraz daha açıldı her şey. Güzel. Burada ne yapıyoruz başka? Label span'ı biçimlendiriyoruz biraz. Label içerisindeki span divini tagini biraz biçimlendiriyoruz. Ne diyoruz buraya? Biraz kodu biraz daha yukarıya alayım. Position absolute diyorum.
Güzel. Position absolute diyorum. Ondan sonra top diyorum buraya. 0 piksel diyorum. Güzel. Left 0 olsun. İlcenin bu tarafa doğru gelsin. Başka ne olsun burada? Genişliği %100 olsun. Güzel. Başka ne olsun? Yüksekliği. Yüksekliği yine %100 olsun. Güzel. Padding de biraz padding verelim. 0.5 mm diyelim buraya. Güzel. Biraz daha yerine oturdu şimdi her şey. Z indeksini de 1 vereyim. Ne olur ne olmaz diye. Başka bir şey önüne geçmesin diye. Pointer events none vereceğim. Çünkü bu spamın üstüne tıkladığımda sırf bu yani bu input'u yazabilmem için içerisine bu spamın içerisine tıklamam gerek kalacaktı. Fakat şimdi pointer events none dediğim için artık bunu yok sayıyor ve direkt arkadaki input'a tıklıyormuşuz gibi hareket ediyor label. Color white diyelim buraya da. Biraz da transition verelim. Transition 0.5 seconds diyelim. Ease. Tamam. Güzel. Biraz daha şey alayım kodu. Başka ne kaldı? Az kaldı, bitiyor. Buradan da butonu biçimlendirelim biraz. Ben buraya class buton vermiş miyim? Şöyle bir tane class vereyim. Bunu biçimlendirebilmem için class butonu gerekiyor. Gerçi input parantez, köşeye parantez içerisinde type button dedim mi yine yapabiliyorum ama ben öyle istemiyorum. Yani daha kolay olsun. Daha anlaşılıyor olabilmesi için class vererek biçimlendirmeleri yapıyorum. Burada ne diyoruz? Margin top ne vermişiz? 10 piksel vermişiz. Güzel. Padding'ini verelim. 0.8 RAM. Güzel. Yüksekliğini verelim. 50 piksel olsun. O da yapıştı. İnat etti. başka ne var? Background. Background'u da ne verelim? RGBA yine. 0.0.0 siyah. Opasitesini de alfa değerini 5 verelim. Oldu. Bu arada bunun biçimlendirmiyor. İnat etti buraya. Çünkü buraya nokta koydum onun için. Tamam. Her şey yerli yerine oturuyor şimdi. Evet. Geldik buraya. Color white diyelim. Güzel. Kendimizi kaydediyoruz değil mi? Burada mıyız? Buradayız. Güzel. Başka ne veriyoruz? Font weight, bold vereceğim. Yani biraz kalın yapacağım buradaki yazıyı. Bold dedikten sonra güzel her şey daha güzel oluyor. Font size'ını da biraz font puntosunu büyüteceğim. Font size'la 1.2 rem diyoruz. Daha güzelleşiyor böyle. Letter spacing de vereyim biraz. Letter spacing ne olsun? 3 piksel olsun. Biraz arayı açtım. Vortex none diyelim buraya. Her zaman gibi.
güzelleşti şimdi gördüğünüz gibi. Başka ne diyoruz buraya? Biraz da transition verdik. Transition. Sadece background'u transition etsin. Background 0.5 second ease olsun. Save ettik. Öyle. Bakın. Şimdi buraya ben bu background'u vermezsem ve save edersem, bakın her şey transition oluyor, yani all etmiş oluyor. Bakın ben bunu istemiyorum, sadece diyorum ki sırf background'u transition et. Sadece üstüne geldiğimde biraz daha koyu yapacağım buradaki rengi, onu transition ediyor. Form böyle. Evet, gayet güzel gözüküyor ama ben buraya biraz animasyon katmak istiyorum. Bakın hiçbir şey hareket etmiyor şu anda. Bunu da biraz sonra halledeceğiz. Butonu şimdi biçimlendirelim. Ne diyoruz? Button üstüne geldiğimde biraz hareket etsin diyorum. Arka renk, arka plan rengi biraz koyulatsın. Background ne diyelim buraya? RGBA 0.0.0 siyah olsun. Fakat alfa değerini biraz 8'e doğru koyuldu. Şimdi üstüne geldiğimde ne olacak? Save ettim mi burayı? Evet. Burada bir... güzel oldu. Güzel. Üstüne gördüğüm gibi, gördüğünüz gibi biraz koyulaşıyor, biraz açılıyor ondan sonra. Üstüne geliyorum, koyulaşıyor, çıkıyorum, gidiyor. Geliyorum, koyulaşıyor, çıkıyorum, gidiyor. Şimdi hover'de hallettik. Şimdi sıra geldi artık inputların içerisinde var olan animasyon değerlerini belirlemeye. Dediğim gibi sadece CSS ve HTML kullanacağız. JavaScript kullanmayacağız bu proje için. Bunun nasıl olacağını görelim şimdi. Şimdi diyorum ki input üstüne geldiğimde focus ise, yani herhangi bir input'u seçtiğimde artı o input altındaki tekleri, var olan tekleri hareketlendir diyorum. Ve input valid olduğunda, yani içerisinde değer olduğunda artı span onun altındaki divleri biçimlendir diyorum. Ne diyorum? Left 0 yüzde ve top yüzde 102 yüzde diyorum. Ve tıklıyorum. Yani şöyle tıkladığımda bir şeyler yap diyorum. Fakat bu olmadı. Biraz sonra nedenini araştıracağım. Artı. Ne yapıyoruz şimdi burada? Transform. Translate Y diyoruz. Y aksesinde -25. Ups. X diyorum. Pixel diyorum. Şimdi bakalım. Evet. Şimdi olduğu gibi oturuyor. Gördüğünüz gibi. Güzel. Şimdi
Burada ne oldu? Ne oldu? Şimdi ben buraya tıklıyorum fakat şu label yukarıya doğru gitmiyor. Bunun sebebini de söyleyeyim size. Çünkü burada sırf span divleri hareketlendiriyoruz. Yani şu çizgiler geliyor buraya. Bakalım kendimi kaydediyor muyum? Kaydediyorum. Şimdi bunu yapabilmemiz için tekrar buraya kopyalıyorum. Çok ufak bir şey yapacağım. Şu divleri siliyorum burada. Şu değerleri de siliyorum. Sırf transform, translate y kalıyor. Eksi %20 piksel diyor ve gördüğünüz gibi yukarıya geliyor. Fakat şimdi bu ne oluyor? Yukarıya geldiğinde hepsi birlikte hareket ediyor. Şimdi buradan da bunu sildik mi? Bu hatayı da böylece düzeltmiş oluyoruz. Buraya tıkladığımda artık yukarıda kalıyor. Şöyle oluyor. Ben şimdi buraya bir şey yazayım. Nico yazayım. İsmimi yazayım. Nico işte ne bileyim. Başka bir şey yazayım. Test yazayım buraya. Test surname. Yazamadım bir türlü. Surname olsun. Bakın çizgileri kalıyor. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şey olmuyor. Çizgi olmadığımı sileyim teksti. Başka bir yere geleyim. Tekrar yeni oturuyor. Böylece de bu da böyle hal oldu. Şimdi geriye ne kalıyor? Güzel bir font bulmamız. Ben Poppins fontunu kullanacağım çünkü çok seviyorum Poppins fontunu. Poppins diyeyim. Buraya tıklayayım. 400 WT midir? 400 WT'dir. İtalik istemiyorum ama normalini istiyorum. 400 regular 400 güzel. Bulduk. Linki buradan kopyalıyoruz. Olduğu gibi index.html içine giriyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. Bir de CSS rule'un içerisine yapıştırmanız gereken diyor kodlar var. Buraya geliyoruz. Şimdi ilk olarak body kısmından yapıştıralım. Ve bakalım ne elde ettik. Geri geliyoruz, geri geliyoruz. Yine geri geliyoruz. F5'e basıyoruz. Evet. Her şey biraz daha güzel biçimlendi gördüğünüz gibi. Bakalım. Her şey daha güzel oldu. Bakın buradaki yer düzeldi mi? Düzelmedi. Şimdi bunları da halledelim. Geri geleyim. F5'e basayım. Şimdi form diyor. Şuraya yapıştıralım. Input'tan içerisine yapıştıralım. Bir de text array'in içerisine yapıştıralım. Font family. Şimdi bakayım. Evet. Şimdi daha güzel oldu. Nico diyelim. Iowa Kimidis. Güzel. Phone number 555-555-555. Email. Test at test.com. Subject please help me olsun. Help me olsun. Hello, I would like to inform you that your website has some errors when I try to click the button. Please help me. In order to this matter. Diyelim. Böylece tıkladığınızda burada submit olacak. Fakat ben şimdi action'u none verdiğim için hiçbir şey yapmıyor. Evet, tekrar bir refresh yapayım. Tekrar F11'i kapatayım. Geri geleyim ve kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar. Bu videoda ders de böyleydi. Umarım beğendiyse, konuşamadım. Umarım beğendiniz.
Beğendiyseniz bu videoya like vermeyi sakın unutmayın. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu like vererek destekleyebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Yardımcı olacaksınız. Daha çok arkadaşa sesimizi duyurabileceğiz böylece. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Şu anda sabahın 6'sı neredeyse. 6'ya 5 var. Çok yoruldum. Buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.